İşte el hakimü tekasür, çoğaltma yarışı sizi o kadar oyaladı ki, hatta zürtümül makabir, sonuçta makabiri yani mezarlıkları ziyaret eder oldunuz dedi. Mal, mülk biriktirme. Evet. Şimdi çok çarpıcı bir ayet-i kerime okuyacağım ama hani nüzul sebebi varsa bir ayetin veya bir surenin, sureyi doğru anlayabilmek için nüzul sebebine de gönderme yapmak lazım. Daha doğru anlarız. Tabii bu sure Mekke dönemi surelerinden bir tanesi. Mekke dönemi surelerinin genel karakteristiği gereği işte Cenab-ı Hakk'ın kudretine gönderme yapar ama daha yoğunlukla muhataplar, yani Mekkeli müşrikler ahirete inanmadıkları için en azından önemli bir bölümü, tamamı için bunu söylemeyelim ama önemli bir bölümü ahirete inanmadıkları için bu tür Mekki surelerde sıklıkla bir son saat, kıyamet, ahiret, mahşer vurgusu göze çarpar. Onun için burada da mahşerin şiddetine dair, kötü insanların cehennemi bir aynıyı gözleriyle görecekleri, hakkal yakın onu yaşayacaklarına dair bir tehdit var. Ne oluyor da böyle bir akıbet söz konusu oluyor? Şimdi Mekke'de Abdümenaf oğullarıyla Sehm oğulları diye böyle çeşitli kabileler varmış o zaman. Bunlar birbirlerine nüfus bakımından üstünlük taslarlarmış. Ölülerini bile saymışlar değil mi? Evet, şimdi mevcutları sayıyorlar, yaşayanlar yetmiyor. Gidiyorlar mezarlıklara. Mezarlıklarda da işte bu da bizdendi, şu da bizdendi diye oradakileri de sayıyorlar. Bu böyle fiziksel anlamda bir karşılıklı övünmenin yersiz olduğunu o iki kabile özelinde ama genelde bütün insanların bu tür övünç sebeplerinin yersiz bir yarış olduğunu, buna mahal olmadığını, böyle bir yarışmanın manasız olduğunu Cenab-ı Hak işte bu sure genelinde 8 ayetlik bu surede verecektir. Şimdi bakın Cansu Hanım, bu sureyi El Hakimü Tekasür, bu tekasür kelimesi sure adını o kelimeden alıyor zaten. Bu kelimeyi bize çok nefis bir şekilde öğreten başka bir ayet-i kerime daha var. O ayet-i kerime de hani benim size bir abi nasihatim olsun. Hadid suresinin 20. ayeti var. Allah-u Teala bu hayatı orada özetler. Bu tekasür orada da geçer. Yani diyor ki Allah-u Teala mal yığma meselesi hem sizi dünyada hem de ahirette oyalar, evet, ve felakete sürükler. Söylemek istenen genel mesaj bu. Hı hı. Yani dünyaya gereğinden fazla önem verip kendinizi kaptırmayın. Çünkü burası sadece son durağa giden bir istasyondur. Burası son durak değil. Buradan bir başka aleme geçilecektir. Öyleyse bu hayatı doğru kavramak lazım. Şimdi Hadid suresi 20. ayette buyuruyor ki, siz eminim bu ayeti de yani metnini bilmem ezberler misiniz ama manasını ezberleyin. Gerçekten çok güzel bir ayet. Allah-u Teala hayatı tarif ediyor. Şimdi hayatı yaratan kudret hayatı tarif ediyorsa başka tarife ihtiyaç yok işte. Sahibi söylüyor. Buyuruyor ki estağfirullah. İnne i'lemu, iyi bilin ki innemel hayatü dünya, bu dünya hayatı var ya, bu dünya hayatı sadece şundan ibaret görülür. Ne? Le'ibun. Oyun ve lehvun, eğlence ve zinetun, süs ve tefahurun beyneküm, aranızda övme, övünme yarışları. 4 ve tekasürün fil emvali vel evladi, mal, servet ve çocuk çoğaltma yarışı gibi anlarsınız. Böyle bir hayat algısı doğru değil. 5 tane şey sayar. Dünya hayatı oyundur, eğlencedir, süs yarışıdır. Birbiriniz aranızda övünme sebeplerini ararsınız. Bir de mal servetle çocuk üstünlük yarışına gireriz. Girersiniz. Çoğaltma. Hı hı. Bizim malımız çoksa biz hayırlıyız. Çocuklarımızın sayısı kalabalıksa biz hayırlıyız gibi. Tabii bu çocuk kalabalıklığı, hani nüfus kalabalıklığı, popülasyonla övünmek bir insana yakışmaz. Ama durduğu yerde durmuyor bu. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'den
mal ve serveti, ayrıca bir de çocukları yaratılışımızın içerisinde birer imtihan vesilesi olarak görmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de hem Enfal suresinde hem Tevabun suresinde şöyle bir ayet, iki ayet vardır. Buyuruyor ki Yüce Allah, İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün. Sizin mallarınız yani servetiniz de çocuklarınız da bir fitnedir. Şimdi bu fitne kelimesini duyunca sizin de kaşlarınız bir anda gerildi. Yani böyle çok kötü bir şey gibi geliyor. Evet, fitnenin öyle bir olumsuz manası var ama her geçtiği yerde manası olumsuz değil. Fitne imtihan demektir aynı zamanda. Ama ağır bir imtihan. Mesela Araplar şöyle derlermiş. Bir madeni eritip cevherini cürufundan ayırma işlemine fitne derler. Yani siz ateşe sunulursunuz mallarınızla, servetinizle, çocuklarınızla demek, siz onlarla imtihan ediliyorsunuz demektir. Dolayısıyla hiç kimse malını, servetini ve çocuklarını Allah'ın rızasının önüne geçirmemelidir. Şimdi bakın, hemen bununla alakalı çok nefis bir ayet-i kerime daha hatırlatayım kardeşlerime. Şeyde geçiyor ki Münafıkun suresinde, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tülhiküm, elhakümü diyor ya, elha oyalamak demektir. Tülhi aynı kökten geliyor. La tülhiküm, sizi oyalamasın. Emvalüküm ve la evladüküm, mallarınız da çocuklarınız da sizi oyalayıp engellemesin. An zikrillahi, Allah'ı hatırlamaktan bunlar sizi engellemesin. Ve men yef'al zalike, kim böyle davranırsa, yani malları, serveti ve çocukları kendisini Allah'ı zikretmekten alıkoyarsa, feulâke humul hâsirûn, onlar zarara ve ziyana uğrayanların ta kendileridirler. Kur'an bize malımızın da, servetimizin de, çocuklarımızın da birer imtihan vesilesi olduğunu öğretir. Fitne o anlamda ağır bir imtihan manasına geliyor. Cevheri cürufundan ayırma. Onun için yoğun şiddetle bir ateşe sunulur maden, onun cevheri efendim cürufundan ayrılmış olur. Bize göre eğer mala, servete ve çocuklara hayatı her yönüyle onlara teksif edersek, aslında Allah'ı anmak demek olan cevheri terk ediyoruz demektir. Buyurun hocam. Cevheri terk edip cürufla idare edenler nihayetinde zarara ve ziyana uğrayacaklardır. Mal ve servet, kişi onlara sahip olursa değerlidir. Ama mal ve servet kişiye sahip olursa bu felakettir. Peki şimdi burada çoklukla övmeniz sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıklara gittiniz. Evet. Yani ölünceye kadar bu durumunuz devam etti. Evet. Bu ne demek? Tamam, hemen oraya geliyorum esasında. Hatta zürtumul mekabir. Mekabir hani mezarı, kabirleri ziyaret ettiniz diye tercüme ediliyor. Mesela kabirleri değil, mezarlıkları. Yani teker teker birkaç kabirden ibaret değil. Demek ki grup grup nerede mezarlıklar varsa mezarlıklar. Mekabir, makbara kelimesinin çoğuludur. Eğer kabirler olsaydı el-kubur olurdu yani. Tercümede öyle bir sorun yaşanıyor. Mezarlıkları ziyaret ediyorlar. Dediğim gibi bu fiziksel anlamda bir övünme sebebiyle mezarlıkları gidip saymak anlamına geldiği gibi, mecazen siz o kadar mal, mülk ve çocuk çoğaltma duygusuna kapıldınız ki, o kadar ileri gitti ki, siz bu kadar onunla oyalandınız, bu haliniz bir tevbeye sahne olamadı. Döndün, ta ölene kadar bu lüzumsuzluklarla meşgul yani oldunuz. Yani siz mezara girene kadar bütün bunlar sizi oyaladı, gözünüzü boyadı, siz orayı unuttunuz. Evet, ahireti, öbür alemi unutturacak kadar bir büyük meşguliyete hayatınızı gereksiz yere teksif ettiniz, yönlendirdiniz diyor.